Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir süre önce sizlere bir söz vermiştim ve demiştim ki bu Bird oyunu eğer 2500 like alırsa Bird ile Blackburn arasında gerçekleşen bir oyunu koyacağım ve aynı zamanda Bird'ün Blackburn hakkında söylediği birkaç sözü de sizlerle paylaşacağım demiştim. Ama inanın bana bugün daha da fazlasını getirdim buraya. Şimdi birazdan açıklayacağım. Biraz maç hakkında bilgiler verelim. Henry Edward Bird beyazlarda, siyahlarda da Joseph Henry Blackburn oynuyor. Ve 1895 yılında oynuyor bu oyuncular bu oyunu. İkisi de Henry ismine sahip çok yakın dostlar. Özellikle Bird'ün birçok açılışını Blackburn ile paylaştığını söyleyebiliriz ki uluslararası arenada Blackburn daha fazla başarılı olabilsin diye. Gerçekten güzel bir rekabet, güzel bir dostluk var aralarında, onu söyleyebilirim. 1895 yılında oynanmış ama bu sözler 1888 yılında oynanan bir maça ait. Maç dediğimiz 5 oyundan oluşuyor Bird ile Blackburn arasında ve bakalım oradaki bir gazetede nasıl bir haber yapılmış ve Bird Blackburn hakkında neler söylemiş. Evet, McDonald yazmış dönemin önemli oyuncularından. Bir süre önce Lewis her zamanki bonkörlüğüyle Bird ve Blackburn arasındaki maç için ödülü karşılamıştı. Maç bir pazartesi başladı ve cuma günü sona erdi. Her gün birer oyun oynanmıştı ve etkinlik sessizce sonuçlanmıştı. Bird'ün oyunu dehasının tepesine nadiren ulaşsa da Blackburn birçok açıdan harikaydı diye yazmış McDonald ve Bird'ün birkaç sözünü sizlere aktarmak istiyorum diye yazmış. Blackburn'un bana karşı oyunu çok büyüktü. Blackburn tarafından gördüğüm en iyi güç ve güzellik gösterisiydi. Ve McDonald da şöyle ekliyor. Ben de burada Bird'ün de bana ve George Henry Mackenzie'ye katıldığını ve satranç yeteneğinin birkaç Steinitz ya da Zuckertot edeceğini görüyorum diyor. Steinitz dönemin dünya şampiyonu ve Zuckertot'a karşı bu kazanarak ünvanı kazanıyor. Aslında Blackburn'u ne kadar övdüklerini de buradan anlıyoruz. Hatta orada yarım düzine diye belirtmiş. Gerçekten inanılmaz bir gazete yazısı ve bu Bird ile Blackburn arasında gerçekleşen maçı da video serisi olarak istiyorsanız bu videoya like bırakmanız yeterli olacaktır. Ve belki yani çok fazla sizleri de Blackburn oyunlarıyla sıkmak istemem ama 3000 like gelirse onu da hemen o seride başlatmış oluruz diyelim ve 1895 yılında oynanan karşılaşmaya geçelim. Beyazlar da Bird oyuna F4 ile başlıyor ve F4'ün ardından E5 oynanmış. Blackburn burada E5 oynuyor fakat burada hemen E4 ile bunun şah gambitine gidebileceğini söyleyelim. Fakat Bird kendi açılışı olan F4'ü çok iyi analiz etmiş olacak ki burada şah gambitine girmek yerine F çarpı E5 ile o piyonu almayı tercih ediyor. D6, ED6 ve Fil D6'nın ardından şimdi burada konuma baktığımızda F hattında bir açık var. Her ne kadar beyazlar piyon önde olsa da siyahlar çok rahatça gelişim elde edebilecekler. Çünkü F hattından herhangi bir baskı gelebilir. Özellikle şu çapraza dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki şimdiden bir taşını da oyuna sokmuş oldu burada siyahlar. Fil D6'dan sonra burada G3 oynanmış ama G3 yerine belki burada bir Zuckertot notu ekleyelim sizlere. Burada normalde at F3 oynamayı önermiş Zuckertot. At H6'ya D4. At G4'ten sonra burada at H2 patlatmaları var. Dikkat etmek gerekiyor. Devamında vezir H4'ler falan var. O yüzden burada fil G5. F6. Burada fil H4'e gittiğinde artık bu çaprazı koruyor. G5'in ardından da şimdi fil F2'ye gittiğinde at F2 ve şah F2 oynanmış oluyor Zuckertot'un dediğine göre. Fakat burada fil D6'nın ardından G3 hamlesi oynanmış ve burada H5 Blackburn tarafından oynanan hamle olmuş. Burada Lasker'in de F5 oynandığı söylenmiş. Onu da belirtmiş olalım. Ben de aynı zamanda bir tane gazete yazısından, gazete analizinden sizlere bunu aktarmış oluyorum. Dönemin yani 1895'te yazılmış bir gazete yazısı. Çok güzel notlar var. Hatta şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Chess24.com'da artık haberler yayınlanıyor biliyorsunuz. Ana sayfada görebilirsiniz özellikle. Belki de bu videoyu yükledikten sonra
Eğer isteyenler olursa bir yorum olarak aşağıda bırakacağım. Orada isteyenler altına yazsın. Belki bunu bir haber yaparız ve bu haberde de bu gazete haberinin sizlere tamamını ben çevirmiş olurum. Aynı zamanda böyle birbirimizle aslında sürekli paylaştığımız güzel şeyler olabilir. chess24.com ana sayfasına. O yüzden bakarsınız diyorum çevirme ihtimalime karşın. Evet, H5'ten sonra fil G2 ve devamında at C6 oynandı. At C3, H4 ve at E4'ün devamında tabii ki o fili hemen kesmek istiyor. Yoksa bu çaprazda gerçekten başına bir şey gelecek. HG3 tabii ki burada değişimden yana değiliz. H3, at B6, at D6, vezir D6'nın devamında D3'e de fil E6 oynandı. C3'e de uzun rok atılıyor. Şimdi burada birazcık durmak istiyorum. Siyahlar G3'e bir piyon yerleştirdi. Özellikle F2'ye veziri koyabilirsek inanılmaz değerli olacak. Ki şu an yapamıyoruz, vezir C5'e belki hemen D4 gibi tercihler olduğu için. Ama siyahlar bütün taşlarını geliştiler. Ona karşılık tabii ki piyon bile kazanamadı beyazlar burada. O yüzden nasıl şahı koruyacak E1'deki şahı, ben gerçekten merak ediyorum. Vezir burada A4'e gitti ve vezir A4'ten sonra belki hani en azından şu file vurup ve belki devamında vezir A7 almaya çalışacak. Tabii ki vezirle vursa hemen vezirleri kesmiş olacağı için siyahlar BC6 alır diye bakarak bunu söylüyorum. Fakat gerçekten bu vezir A4'te olmasa belki beyazların hiçbir çaresi yok. Ama ona karşılık da at D5 oynamayı tercih ediyor burada. At D5'in ardından belki C4'e at B6 dönecek. O yüzden siyahlar belki de buna da çözümü bulmuş oldu. Fil D2 ve fil D2 fili de hazır oynamışken Blackburn'un aklına inanılmaz bir fikir geliyor ve burada Blackburn G5 oynuyor. G5'ten sonra gerçekten çok güzel bir atağın da başlangıcı oluyor. Burada belki ileride G4 hamlesi de var. Ama G5'in öncelikle boşta olduğunu hatırlatalım. Ve G5'i almaya karar veriyor Bird. Ve Blackburn de çok güzel bir feda yapıyor. Burada at çarpı C3 alıyor. At çarpı C3'ten sonra vezir istekte, ya veziri kaçacaksınız ya da bu atı fedayı kabul edeceksiniz. Bird fedayı kabul etmemiş ama etseydi neler olabilirdi birazcık bakalım. BC3 alınsaydı burada, vezir C5, ver C3'ü, ver F2 ve aynı zamanda şahtan sonra G2 alıyor. Ver aynı zamanda burada G5'i ve seç beğen al. Hepsi gerçekten çok güzel varyantlara çıkıyor. Çünkü vezir C3 bile devamında A1'i düşürdüğü için sadece fili kaçmak yeterli değil. Belki filin de E2'ye dönmesi lazım ama o zaman da G2'nin düştüğünü görüyoruz. Bu sebeple at C3'ten sonra bu fedaya kaçarak cevap vermek zorunda kalmış ve vezir F4 oynamayı tercih etmiş. Vezir F4'ten sonra Blackburn vezirleri kesiyor. Vezir F4, fil F4 ve at D5'e geldikten sonra fil G3'ü almış ve artık belki de siyahların o kadar büyük üstünlüğü kalmadı. Her ne kadar burada kale DG8 ile G ve H hattında çok güzel iki kale koymuş olmasına rağmen buradaki filler, özür dilerim, buradaki filler çok güzel bir şekilde korunuyor. Şah F2 geldi ve Şah F2'den sonra artık beyazlar tüm sorunlarını çözmüş oluyorlar bu noktada. Hatta üstüne bir piyon da üstün kalmış oluyorlar. Tabii ki burada atın nasıl devam edeceği önemli. Kale H6'ya geldi. Fil D5 değişebiliyorken bunları da değişelim diyor. Şimdi fil D5'in ardından at B3, at B4'e gittikten sonra da fil E5 de aslında bir noktada B2 de korunmuş oluyor. Belki de fili bu çaprazdan değerlendirmek istiyor. Aynı zamanda belki kalenin de bu hatta ileride gelebileceğini görüp onu da ekleyelim. Aynı zamanda C7'ye güzel bir baskı olabilir ama sanırım yakın gelecekte böyle bir şey söz konusu değil. Kale H5 geldi. Oradaki fili korumamız lazım. D4, at D3. Bu da çok güzel bir feda eğer alırsanız ED3. Burada hemen kale F5 geliyor ve artık buradaki atı tutacak herhangi bir hamle olmadığı için kale de G hattında çok etkili olduğu için gerçekten beyazlar için hamle yapması gerçekten zor. O yüzden at D3'ten sonra şah E3 çıktı. Şah E3'ten sonra at çarpı B2, kale AG1, gel kaleleri hemen değişelim diyor. Kale G1, kale G1, kale H3'ün ardından şah F4'e gitti. Ve beyazlar da olabildiğince şahı
tabii ki buraya yaklaştırmaya çalışıyor ki belki mat etmek için bir şans doğabilir ya da en azından bu piyonları alabilmek için fırsat oluşabilir. At D3'e gitti. At D3'e tabii ki E3 alırsanız buradaki at boşta kalıyor. O yüzden şah F5 gelmiş ama şah F5 de yeterli değil. Çünkü burada fil çarpı F3 alınabiliyor. Fil çarpı F3'ten sonra burada E çarpı D3 almayı tercih etmiş. Çünkü ters renkli file bırakıp belki oyunu daha rahat berabere yapabilirim diye düşünüyor beyazlar burada. O dönemde de ters renkli filin aslında ne kadar anlaşıldığını, konumların ne kadar berabere gittiğini anlayabiliyoruz bu hamleyle de. Fil D5'e gitti. Şimdi şah F6 içerilere girmek istiyor ve burada mat atakları çıkabilir. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor burada siyahların. Şah D7, kale C1 ver C7 piyonunu ama öncelikle sen şahına yer bul diyor burada Blackburn. Kale H6, şimdi şah G7, öncelikle şimdi kale G6 geldi. Şah H7, şah çok uzakta kaldı ve kale C6 ver diyor kaleyi. Yoksa kaleleri değişirsen burada şah çok aktif kalacak. Fil daha 2 istiyor. Burada bir hamle yapman lazım. Ama şah da çok aktif kalacak ve siyahlar belki de ters renkli fil bile olsa bu oyunu kazanmak için aslında çok fazla çaba sarf etmeyecek diye düşünüyorum. Piyon fazlası da var. Kale B1 geldi burada ve kale B1'in devamında kale C2 indi. Kale B5 ve şah C6 gelmiş oluyor. Şah C6'dan sonra kale A5'e gitti. Buradaki piyon yapıları da birazcık değiştirilip aslında kaleler değişilirse belki o zaman beyazlar ancak beraberliği kurtarabilir durumdalar diyelim. A6, A3 geldi. Şimdi fil B3'e döndü. Ve tabii ki dikkatli olması lazım. Fil F4 kaleye artık kaçmak için bir yol açılmış oldu. Şah D7, şah G7, kale G2, şah F6'ya gitti. Fil E6 ve D5'in ardından şimdi fil gerçekten kötü bir noktada kalmış oldu. Kale G6 şah, şah E5'e gitti. Fil şimdi kaçıyor H3'e. Kale C5 ve şimdi fil G2'nin ardından burada şah D4'e saklanmış oldu. Çünkü ileride yine belli sıkıntılar meydana gelecek. Şah D4 ile aynı zamanda C7'yi de istemiş oluyor bir noktada. Şimdi C6 ile gel değişelim diyor. Değişirse aynı zamanda fili de çok güzel bir kareye koymuş olacak ve kalesi serbest oynayacak. Ama o konumda beraberliğe yakın olabilir. Fakat burada 4 D6 ile sürüp oradaki piyonu aslında vezir yapmaya çalışıyor bir noktada. Fil D5'e gitti. Kitlemiş oldu kalenin gidiş hattını birazcık daha kapatmış oluyor. Kale C2'ye indi tabii ki kaleyi serbestleştirmemiz gerekiyor. Kale G4 ve şimdi kale F2'nin ardından tabii ki oradaki fil rahatsız edilemez artık. B5, şah C5, şah içerilere doğru girmeye çalışıyor. A5 geldi burada Blackburn'den. Çok güzel bir tuzağın hazırlığı yapılıyor. Dikkat edin bakalım sizler de görebilecek misiniz? D4, kale G8'e gitti. Kale E2, burada Bird kale E7 istiyor ve Blackburn gerçekten ya tanıdığım hani en nasıl diyeyim kurnaz adamlardan bir tanesi. Öncelikle kale E8 geliyor. Kale E8'den sonra sakin sakin E7 kesilmiş oldu. Kale H2 burada B4 oynuyor ve B4'e eğer siz A çarpı B4 alırsanız kale B8 mata çare yok. Kale B5'ten sonra matın gelebileceğini görüyoruz. O yüzden B4'e burada A4 oynamayı buluyor tabii ki Bird. Bird de tabii ki taktiksel anlamda da çok güçlü bir oyuncu. Kale G8, şah B6'ya gitti. Şah kale G4'e gitti ve tabii ki burada arkada bu piyonların da yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz. Blackburn muhtemelen şöyle düşündü. Ben bu tuzağı hazırlayayım. Eğer mat edebilirsek edelim. Mat edemezsek de zaten oyun beraberlikten fazlasına gitmeyecek. En azından o piyonlar düşüp berabere kolayca yapabilirim diyor. Fil D2'ye gitti. Kale D4'ü aldı. Şah H5'i alıyor. C5 ve şimdi burada fil E3 geldikten sonra kale C4'e şah B6 oynuyor. Artık C5'in de yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz. Şah D6 alındı ama devamında zaten A5 ve A6 hamlelerinin geleceğini görüyoruz ki ya fille bunu engelleyeceksiniz ya da kaleyi artık bir şekilde arkaya atmanız gerekiyor ki bu piyon sizler için bir risk olmasın. Şimdi fil E4'e gitti ve A6'nın devamında kale C3 artık çok geç kalacağız yani. Şimdi kale C3'ün ardından da kale D2'ye gelmiş oldu.
Kale D3 kapattı. Fil çarpı C5 demiştik, o piyon artık yani illaki düşecek çünkü şahla kaleyle koruyorsunuz ama aynı zamanda A piyonu çıkabildiği için A piyonunu korumaya gitmeniz lazım. O zaman da C5 boşta kaldı işte gördüğünüz gibi. Şah E5 belki hani kazanç konumundan Blackburn kayba doğru gidiyor. O A piyonunu tutabilecek misiniz? Eğer fili tutacaksanız bir noktada şöyle bir durum oluşacak. Belki kaleye fil oynama durumu olabilir beyazların. Kaleye 2 geldi ki onu kovalıyor dikkat ederseniz. Belki A7 devamında bir şekilde patlatıp A8 çıkmayı düşünecek. Kale D8'e geldi, oradan tutuyor. A7, B3, o da benim de tehdidim var artık diyor. Şah B5'e gitti. Şah F5, artık açmazdan kaçmamız gerekiyor. Şah B4, fil C2 ile orası tutuldu. Ve şah A3'ten sonra da kale A8 gelmiş oluyor. Kale E7, tabii ki oradaki piyona da dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden şah G6. Belki bu piyonun da hani çıkma ihtimali var diyeceğim ama tabii ki bu A7'deki piyon da çok güçlü, onu söyleyelim. Kale B7'ye geldi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Kale B8 gelecek. Fil E4 o yüzden tam zamanında ve kale B3'ün ardından şimdi F5 oynandı ve her iki tarafında birer piyonu kaldı ki zaten buradan sonra bu buraya bağlandığı için yapacak çok da fazla bir hamle yok. Burayı tutulu bırakacağız. Şöyle dönüp dolaşacağız ve herhangi bir şekilde berabere olacak oyun. Şah B4 birazcık daha oynuyorlar tabii ikili. Şah F7, şah C, şah E6, kale B8 ve şah E5 oynandıktan sonra burada Bird ve Blackburn beraberlik için anlaşıyorlar. Tam 71 hamle ama bana kalırsa nefes kesiciydi. Umarım sizler de benim kadar keyif almışsınızdır diyorum. Video 17 dakika olmuş neredeyse. O yüzden çok da fazla sizlere bir şey söylemek istemiyorum. Umarım tüm videoyu izleyip keyif almışsınızdır. Dediğim gibi Blackburn'le Bird videolarının devamının gelmesini istiyorsanız, özellikle video serisi olarak istiyorsanız sizler de beğen tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda beni ana sayfanızda görmek için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bye bye.